Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün gerçekten çok önemli noktalar var haberlerde. Bir birikim özellikle. Bence birinci maddede tabii koronavirüs olayı geliyor. Yani abuk sabuk söylemler, abuk sabuk önlemler ve tabii sonra abuk sabuk ölümler oluyor. Ama ben dün 10 Kasım dolayısıyla bir temelinde tıp fakültesi ve bir tıp dehası, bir tıp dahisi yatan bir üniversitede konferans verdiğim için sağlık personelinin, özellikle hekim kardeşlerimizin nasıl canla başla, nasıl bütün varlıklarını hastalarına, ülkeye adayarak çalıştıklarının öykülerini dinledim. İnanılmaz bir şey. Ve yani örneğin organ naklinde Türkiye dünya zirvesinde. Mehmet Haberal organ naklini gerçekleştiren sadece bir cerrah olarak değil, Türkiye'nin siyasal, hukuksal ve kültürel yapısını değiştiren ve bütün dünyayı etkileyen bir profesör olarak Dünya Organ Nakli Derneği'nin başında, onun lideri olarak bütün dünya tarafından seçilmiş. Ama esas olarak bu koronavirüs olayında nasıl bir sağlık, Cumhuriyet'in sağlık yapısının nasıl başarılı olduğunu orada görüyorum. Fakat tabii söylenen bir şey var. Diyorlar ki esas olan tedavi değil. Biz tedavi için de canımızı dişimize takıyoruz ama esas olan bu salgını... Hocam, tabip odasının da bir açıklaması var. Onu konuşabildiniz mi orada? Bir kırıma dönüştü diyor Türkiye'de. Tabip odası açıklamasında. Evet, evet. Tabii aynen. Aynı şeyleri söylüyorlar da ben şimdi tabip odası onu açıkladığı için ayrıca onu vurgulamak istemedim. Ayrıca açıklanan sayıların güvenilirliğini de tabii sorguluyorlar. Biraz hekimlerle içli dışlı onlarla ahbabı olanlar filan zaten bütün bunlardan haberdar. Daha yeni haber vardı. Koronavirüsten ölmüş, normal ölüm diye raporu verilmiş filan. Şimdi bu çok önemli ve abuk sabuk önlemler dedim. 65 yaş ve üstü İstanbul'da ve galiba Bursa'da ve arkadan başka kentlerde gelir. 65 yaş ve üstü saat 10'dan önce çıkamıyor ve 16'dan sonra çıkamıyor. Şimdi bir şeyi hemen belirteyim. Benle hiç ilgisi yok değerli izleyenlerim. Ben hem Tele1'de aktif çalışan programcı ve tartışmacı olarak hem Cumhuriyet Gazetesi'nde yazar ve yönetici olarak bu sınırlama, kısıtlama, yasak her neyse adı muafım. Ben her dakika çıkabilirim. Dolayısıyla söyleyeceklerimi sakın benim kişisel özgürlüğüme müdahale diye algıladığım için yaptığımı, eleştirileri yaptığımı sanmayınız. Böyle şey olmaz. Yani 65 yaş ve üstünü böyle sınırlayarak hiçbir yere varamazsınız. Aynen bu barların ve kafelerin saat 10'da kapatılması kararı. Artık bir gibi şiddete dönüştü. Rıza Sümer bu 65 yaş üstüne bir şiddet uygulamaktır diyor. Haklı, haklı. Şey de öyle, abuk sabuklu kararlar diyorum. Bir takım işte barlar zaten yasak, açılmıyor. Şimdi orada da yani çok fazla lafı uzatmayayım ama esnafların temsilcileriyle konuştuğunuz zaman içki satma müsaadesi olan bir takım kuruluşlar var, kafeler vesaireler var. Ama bar adı altında ruhsat almış olanlar kapalı ama öbürleri açık filan ve abuk sabuk. Tam yani hani dostlar alışverişte görsün hikayesi. Aynen öyle hocam. Hiç yani bu bence çok önemli ve vuruyor, salgın vuruyor ama abuk sabuk önlemlerle biz önlem aldık filan havalarında iktidar da bununla mücadele etmeden mücadele ediyormuş havasında. Bunu vurgulayacağım. Bende çok önemli başka 2-3 madde daha var ama şimdilik böyle sözü Sayın Yanardağ'a vereyim. O da çok bana iade ettiği zaman öbürlerini söyler. Çok teşekkür ederim hocam. İşte sizden fırsat buldukça konuşuyorum. Ya. Bak açıklarım bak seyircilere. 4'er dakika deyip de sonra 14 dakika konuştuğunu söylerim. Olur hocam. İkimiz de yapıyoruz hocam onu zaman zaman. Teşekkür ederim hocam. Şimdi tabip odasının açıklaması şu bakımdan önemli değerli seyirciler. Hocam bugün akşam üzeri bir açıklama yaptılar biz ana haber bültenindeyken. Güzel, evet. Günlük vaka sayısının 20.000 olduğunu ileri sürüyor Tabipler Odası. Türk Tabipler Birliği. 20.000. Değerli seyirciler, Türk Tabipler Birliği Türkiye'de hekim olan herkesin
yasa gereği üye olmak mecburiyetinde bulunduğu bir kamu tüzel kişiliği ünvanına sahip, niteliğine, statüsüne sahip en büyük meslek örgütüdür. Bu ülkede 240 bin hekim varsa, pratisyen doktorundan profesörüne kadar Türk Tabipler Birliği'ne üye olmak durumundadır, zorundadır. Üye olmadıkları takdirde reçete yazma hakları yoktur. Böyle bir örgütten söz ediyoruz. En büyük meslek örgütü. Bu meslek örgütü diyor ki günde 20 bin vaka sayısı. Hocam bu çok da akılcı çünkü. Rusya'da böyle, İran'da böyle, Brezilya'da böyle. Hadi bu üç ülkeyi dışında tuttuk. Almanya'da böyle 18 bin. Almanya gibi disiplinli, yani Prusya disiplininden gelen, aklı ve bilimi öncelemiş ve dünyada işte Amerikan şirketiyle ortak Pfizer'la birlikte aşıyı bulan, aşıyı üreten Türk hekimler, Türk farmakologların da katkısıyla, bilim insanlarının da katkısıyla aşıyı bulan ve %90 başarılı olduğu tespit edilen bu ülkede bile 18 binken bize 2000, 2500, 2600 gibi rakamlarla bu ülkeyi, rakamları anlatarak bu ülkeyi kandırıyorlar. Şunun, yani bu yaklaşımın şöyle bir sonucu var. Bir, devlet yalan söylemez, yalan söylüyorlar. Sayın Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu topluma karşı sorumlulukları yerine getirmiyor ve suç işliyorlar. Bana göre. Suç işliyorlar. Vaka sayısının bu kadar düşük olarak ifade edilmesi ki günlük ölüm oranları, ölüm rakamları, kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 80'i geçti. 85, 86, 87 seviyesinde gidiyor. 18'de günlük 18 ölümden 88 ölüme geldik. Şimdi bakın, evet bugün son 24 saatte 86 kişiyi kaybetmişiz, yurttaşımızı kaybetmişiz. Hemen son dakika bizim alt banttan geçiyor. Bütün seyircilerimiz son dakika yazan kırmızı alt bandımızı izlerlerse bugünkü rakamları görecekler. Toplam kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 11 bini geçti. İstanbul'da bir karantina uygulanması isteniyor. Şimdi İzmir depremi oldu. Canla başla çalıştılar itfaiyecilerimiz, AFAD mensupları ve diğer kurtarma ekipleri, madenciler. Fakat kaçınılmaz bir biçimde iç içe çalıştılar. Yakın çalıştılar. İzmir depremine yaptığımız ulus olarak katkıda bulunmak durumundaydık. Başka çaresi yoktu. Ama önlem alınmalıdır. Tıpkı Ayasofya'nın açılması gibi. İkinci patlamanın nedenlerinden biri de İzmir depremi olabilir. Çünkü Türkiye'nin her yerinden ekipler gitti oraya. Ve geri döndüler. Geldikleri illere geri döndüler. Bursa'sı, Balıkesir'i, İstanbul'u, Ankara'sı, Muğla'sı. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'de devlet yalan söylüyor yurttaşlarına karşı. Evet. Bu sorumluluğu yerine getirmeliler. Şimdi hocam Rusya, İran, Rusya ve Brezilya'da ölüm günü ilan ettiler. En yüksek sayıda ölümler var. İran'da bugün haberlerimizde var bizim. 426 kişi son 24 saatte ölmüş koronavirüsten. Rusya'da 428 kişi. Brezilya'da yine 400'ün üzerinde, orada tam sayıyı saptamak da biraz zor. Evet. Almanya'da evet. Ölüm oranı yüksek değil ama vaka sayısı hemen hemen Rusya'yla, İran'la aynı. Evet. Ben merak ediyorum Türkiye'de nasıl, şimdi vaka sayısı kaçmış? Evet, 3095 olarak verilmiş. Bu mümkün değil. İşte vaka sayısını da bastırıyor, oradan ölümü de bastırıyor. Evet, evet. Şimdi benim ikinci olarak üzerinde durmak istediğim, aslında çok fazla o konuda konuşmayacağım, hemen vurgulayıp geçeceğim. Halen devam eden bir dava, Cumhuriyet mensuplarının davası. Çünkü hala Yargıtay bozdu, efendim yerel mahkeme ısrar etti, direndi kararında filan. Hala o böyle havada duran bir dava. O davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani yargının Cumhuriyet çalışanlarının özgürlük haklarını kullanmalarını ihlal ettiğine karar verdi. Ve hepsine tazminat, ayrı ayrı tazminat ödenmesine karar verdi. Şimdi tabii medyanın %98'i 99'u iktidarın denetiminde ve emrinde olduğu için
Bu yani bizim Tele1 gibi filan birkaç kanalın ve Cumhuriyet Gazetesi gibi birkaç gazetenin dışında duyurulmadı bile. Ama bu fevkalade önemli bir olay. Çünkü burada Yargıtay'ın verdiği bir karar ve ona karşı bir direnme söz konusu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de o konuda devreye girdi ve Türkiye devletinin, siyasetin maalesef çok büyük etkisini açık hale getirilen yargısını mahkum etti. Bu bir. İkinci söylemek istediğim şey, bunun üstüne daha da duracağım birazdan çünkü sözü gene ben kurallarına uygun bu sizi kutluyorum hocam. Götürmeye çalışıyorum. Önümde şey açık, kronometre açık. Her 4 dakikada ben sicili çıkartacağım yakında. Dakika sicilini. Evet. Ben kazanırım. Evet tabii siz kazanırsınız. %90'ını neredeyse siz kullanıyorsunuz. Çünkü. Yok öyle değil, tersinden. Evet, Selim oyunu yok. Şimdi evet, ikinci söylemek istediğim şey yani üçüncü aslında koronavirüse ek olarak Amerikan seçimleri ve oradaki abuk sabuk olaylar. Yani değerli izleyiciler, Türkiye'deki şahsım devleti ne kadar abuk sabuk kararlar filan veriyorsa, yapıyorsa, Amerika'ya bakıyorsunuz, orada daha da abuk sabuk şeyler oluyor. Yani herhalde bu arada dünya çıldırdı. Bütün devletler, devlet yöneticileri, devlet yönetimleri garip garip şeyler yapıyorlar. Şimdi mesela işte o Biden'ın Carpenter önemli bir adam. Yani belki National Security Advisor olacak, belki Secretary of State yani Dışişleri Bakanı olacak filan, bilmiyoruz. Tabii o oradaki iç işlerini bilmek mümkün değil. Çünkü Amerika demokrasisi şahsım devletine biraz daha yakındır. Biz gerçi onu da geçtik, Amerikan başkanlık sistemini filan çok geride bıraktık. Biz onların hayal bile edemeyeceği yetkilerle donattık başkanımızı. Fakat şey direniyor, Trump direniyor ve şimdi Trump direnirken ailesi buna karşı çıkıyor, damat karşı hocam, çıkıyor. Hocam ben de kendi yazdığım gazeteden bahsedeyim. Ben Bir Gün gazetesinde yazıyorum değerli seyirciler, haftada bir gün, evet. Pazar günleri. Orada son yazımda bu iş karakolda biter demiştim. Galiba öyle olacak. Evet, şimdi ben hemen bir de tamamlayıp size veriyorum. Şimdi Trump'ın ailesi içinde yani damadının ve eşinin de bunu barışçı yolla efendice artık yenilgiyi kabul etmesi gerektiğini söylediği CNN özel haberi olarak veriliyor güvenilir kaynaklardan. Fakat beni şaşırtan çok önemli bir şey var. Beni bu aslında bu iktidar yani Türkiye'deki iktidar da şaşırtmıştı bazı açılardan. Yani bu AKP'nin içindeki bazı yani hukukçuların tavırları şaşırtmıştı. Şimdi cumhuriyetçilerin senatoda çoğunlukta olduğunu biliyoruz. Bir iki kişilik bir çoğunluk ama yani 100 kişilik, evet. Senatoda 51-49 filan gibi. O çoğunluğun lideri Mitch McConnell diye bir adamcağız var. Şimdi bu Mitch McConnell Trump'ı destekliyor. Yani senato cumhuriyetçilerin senatodaki çoğunluk lideri bu abuk sabuk direnişi destekliyor. Şöyle destekliyor tabii. Diyor ki ya bu diyor o demokratlar da çok acele ediyorlar. Bu kadar ne acele ediyorlar diyor. Trump'ın bütün hukuki hakları kullanmasına izin versinler. Biraz beklesinler. Biden'ın Erdoğan'la orada ve Türkiye ile ilgili çok önemli bir konusuna değineceğim hocam. Enteresan bir, evet, tartışma bu, evet. Hemen bitiriyorum. Orada çok önemli bir ayrıntı var. Bütün Amerikan anayasa hukukçuları ve doğru dürüst hukukçular belirtiyorlar ki Trump'ın oyların çalındığına ilişkin iddiaları hiçbir gerçeğe dayanmıyor. Çünkü bu iddiaları oy sayımı sırasında bir takım eyaletlerin yüksek mahkemelerinde ileri sürdü, başka yerlerde ileri sürüldü. Hiçbirinde somut delil olmadığı için hani sadece bizde hani çaldılar çünkü çaldılar gibi olduğu için Amerika'da bunu hiç kimse ciddiye almadı. Evet, şimdi aynı mesnetsiz, delilsiz iddialarla erteliyor yenilgiyi kabul etmeyi. Bu çok önemli bir şey. Aklı başında cumhuriyetçilerin de Trump'a destek vermeleri beni hayrete düşürüyor. Aynen şimdi bir benzetmeyi de yapayım, öyle bağlayayım lafımı. Türkiye'deki haksızlık ve hukuksuzluklara AKP içindeki değerli hukukçuların vicdanlı olduklarına inandığım insanların da ses çıkarmamalarını hayretle karşılamam gibi, bunu da hayretle karşıladığımı belirteyim.
Hocam çok önemli bir gelişme var. Ben AKP'nin şimdi Sayın Erdoğan'ın büyük bir sürprizle bir acı reçeteden söz ettiği bugünkü grup toplantısına geleceğim. Yani halkı, Türk halkını, Türkiye'deki bütün yurttaşlarımızı önümüzdeki günlerde acı bir reçete bekliyor. Demek ki neymiş? AKP ekonomiyi 18 yıl sonra getirmiş, bir duvara çarptırmış. Uçurumdan aşağıya atmış. Onun haberini verdi. Bugünkü konuşma onun haberi değil mi? Bugünkü bir acı reçete, acı da olsa doğru reçeteleri uygulayacağız diyor. Tam söz bu. Ekonomi yönetimi bütünüyle değişti değerli seyirciler. Damat kaçtı. Affını istedi. Damat gitti. Merkez Bankası Başkanı da gitti. Ve öyle anlaşılıyor ki bu acı reçetede faizler yükselecek. Enflasyon aşağı çekilmeye çalışılacak. Döviz kontrol edilmeye çalışılacak. Bugün piyasalar ona bir cevap verdi. Bir miktar düşüş gerçekleşti. Fakat aslı şudur. Yoksulluk artacak. Sefalet artacak. İflaslar yaygınlaşacak. İşsizlik büyüyecek. Ve Türkiye'yi yağmalayan bir avuç oligarşi, yani bir avuç egemen, buna oligarşi diyebiliriz doğru tanımla. Türkiye'deki oligarşi buradan kazanacak. İslamcı oligarşi, yeni oligarşi, yeni düzenin oligarşisi buradan kazanacak. Bir istikrar sağlamaya çalışacakları. Niye acı reçete? Acı da olsa doğru diye tarif edilen. Niye? Neden? 18 yıldır bu ülkeyi Marslılar mı yönetiyor? Veyahut Venüslüler mi? Kim? Siz varsınız ya. Bütün yetki, bütün güç elinizde. Evet, dış düşmanlar mı müdahale etti? Bu açıklayacağınızı söylediğiniz şey neydi? Çok önemli bir şey açıklayacağım dediniz. Devam ediyorum hocam. Sürpriz. Yok, çok kolay hocam. Açık kaynaklarda olan bir şey. Ben Biden'a geleceğim. Şimdi Biden'ın diplomasi danışmanı var. Yani bir dış politika danışmanı. Michael Carpenter. Önemli bir adam. Bu adamın, Biden yönetiminin, bu danışmanın Türkiye ile ilişkilerinin bundan sonra nasıl yürütüleceğine ilişkin önemli ipuçlarını içeren bir açıklaması var. Türkiye'yi köşede tam şunu söylemiş. Yani laf şu. Çökertmeyeceğiz diyor. Çökertmeyeceğiz. Evet. Ekonomisini çökertmeden yola getireceğiz. Evet. Şimdi bakın. Demek ki neymiş? Amerika'da Türkiye'nin ekonomisini çökertmiyormuş. Bence Amerika'ya gerek yok. AKP iktidarı yetiyor ona. Yetiyor ona. Yani Carpenter'a mümkün olursa ulaşacağım ya, o kadar zahmet etmeyin. Yani zaten ekonomimizi çökertmeye kalksanız ilk önce karşınıza bizi bulursunuz. Bu ülkenin yurtseverlerini bulursunuz, merak etmeyin. Sizin işbirlikçileriniz, yani Amerika'nın işbirlikçileri olan bu muhafazakarlar, bu AKP'liler buna karşı çıkmaz. İktidara siz getirdiniz. O bakımdan gerek yok. Ekonomiyi zaten çökertemezsiniz. Çökmüş bir ekonomiyle karşı karşıyayız bir. Fakat önemli olan şu. Tam laflarını Michael Carpenter'ın okuyalım. Bu önemli. Biden'ın diplomasi danışmanı Carpenter. Amerikan Büyükelçisi Lambardinis ve ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Piat'la birlikte Avrupa Birliği İşleri Bakanı Lucy ve diğer yetkililerin katıldığı bir video konferansta söylüyor bunu. Açık ortamda. Yani bir gazeteciye verdiği demeç de değil. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ya da yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek arayışında değiliz diyor. Ama Türkiye'nin Rusya'dan S-400'ler satın alması, Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye politikaları gibi sorumsuzca yürüttüğü ve bir müttefike yakışmayan davranışlarına da izin vermeyeceğiz diyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorlar. Elimizle iktidara getirdik. Amerika'nın derdi bu. Orta Doğu'daki kirli işlerimizi hallettirdik. Kudüs'ün İsrail'in başkenti haline gelmesini, başkent olmasını AKP iktidarı sayesinde sağladık. O ünlü videoyu hatırlayın. İsrail'in başkenti Kudüs'e hoş geldiniz diyor Başbakan Sayın Erdoğan'a. Erdoğan'ın hiçbir itirazı yok. İsrail milletinin başkentine hoş geldiniz diyor. Tek bir itirazı yok. Bunu biliyorlar. İtiraz ettikleri şey bu. Yani Biden'ın AKP ile ilişkilerinin sert seyredeceği,
Ama Trump gibi ekonominizi de yıkarım bak sizi mahvederim gibi. Yani yok, sokak kabadayılarına özgü bir yöntemle de hareket etmeyeceği anlaşılıyor. Söyleyeceğim evet. Şey buydu hocam. Buyurun. Evet, çok çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben de bu bölümde Amerikan seçimleri ve Biden'la Trump farkı üzerinde duracaktım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş oldu bence. Önce şunu belirteyim. Bu Carpenter bu yorumu yaparken bir şey daha ekliyor. Diyor ki Amerika Avrupa Birliği ile birlikte diyor Türkiye'ye baskı yapacak. Tabii tabii. Tam metin var hocam elimde. Evet evet. Yani Avrupa Birliği ile de kol kola girerek el ele vererek Türkiye'yi kendi deyimleriyle bazı şeylerin hesabını soracaklarını veya bir onların görüşlerine göre bir başka yola sokacaklarını. Hatta bir paragrafı birkaç saniyede okumama izin verir misiniz hocam? Görünüm oradan daha mı? Rahat değerlendirirsiniz. Tabii, tabii. Tam şunu söylüyor. Diyor ki Carpenter, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'nin gümrük birliğinden çıkartılması teklifini bile doğru bulmadıklarını söylüyor. Evet, bu çok önemli. Evet. Doğru değil diyor. Türkiye ile ilişkilerde tek taraflı hareket etmek doğru değil. Sorunlara balyoz ile yaklaşmayı doğru bulmuyoruz. Ama bu Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nin elinde önemli kozlar olduğunu ortaya koysa da bu kozlar dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Evet. Şimdi bu ifadeyi hemen söyleyeyim. Ben Amerikan politikasını çok yakından, son günlerde de çok yakından izliyorum. Zaten çok iyi sürekli izliyorum. Oradan hiç şey yapmadım. Dünyayı etkiliyor adamlar çünkü bu sözlerin temelinde aslında Trump'a bir eleştiri var. Yani Trump'ın o bir defa o ben sizin ekonominizi çökertirim lafına doğrudan gönderme yapıyor. Damatlar üzerinden ilişkiyi sürdürdükleri için hocam Türkiye ile değil mi? Evet ama çok bu önemli. Bu damat gitti yani, o damat da gitti. İki damat da gitti. Herhalde yatışır. Evet. Evet güzel iki damat da gitti. O damat gittiği için bu damat gitti diyenler de var ama o biraz karışık bir iş. Neyse şimdi o Carpenter'ın biz Türkiye'nin ekonomisini çökertmeyeceğiz veya çökertmeye çalışmayacağız sözü doğrudan Trump'a yönelik bir söz. Çünkü biz Türkiye'nin ekonomisini çökertirim, sizin ekonominizi çökertirim diyen Trump. Ayrıca akıllı ol diyen Trump. Ben senin işlerini hallettim diyen Trump. O korkunç mektubu bize yollayan Trump. Oradan Carpenter diyor ki biz diyor böyle hareket etmeyeceğiz. Biz böyle kabalık yapmayacağız diyor. Şimdi bu çok önemli. Şimdi buradan başka bir yere gelmek istiyorum. Şimdi değerli izleyicilerimize bir şeyi çok iyi anlatmak istiyorum. Biden'ın seçimi Amerikan seçmenine başka bir şey ifade ediyor. Dünyaya başka bir şey ifade ediyor. Türkiye'ye bambaşka bir şey ifade ediyor. Şimdi sorun şu bakın Trump'ın seçimi kazanmasının altında Obama'nın bir siyahın iki dönem başkan olmasının yarattığı tepkiler var. Çünkü Amerika'da bir siyahın başkan olabilmesi bir rüyaydı. Bir rüya gibi bir şeydi. Unutmayın ki siyahlar köle. Öyle görüyor hala Amerika. Ve o kölelerin bir zamanlar köle olan bu siyahların şimdi çok entelektüel, yetenekli sporda, müzikte, yazarlıkta filan olmaları hatta siyasette etkin olmaları filan kabul edemiyorlar. Ben orada öğrenciyken adam öldürüyorlardı şeyleri yani beyazları öldürüyorlardı siyahların haklarını savunan beyazları kadını öldürdüler av tüfeğiyle filan Michigan'lı bir kadını Teksaslılar öldürdü. Şimdi böyle bir insan başkan olunca bütün o cumhuriyetçiler, muhafazakarlar, o redneck denen köylüler, gerici köylüler yani filan müthiş örgütlendiler ve tam bir tepki koydular. Trump bu tepkiyi seferber ederek seçilebildi. Gerçi son dakikada Hillary'nin o işte elektronik postaları filan FBI'nin orada çok kötü bir rolü vardır. Yani Hillary'ye o seçim kaybettirdi denir. Neyse o ayrı bir hikaye. Fakat Trump'ın kazanması bu Amerika'daki büyük devrimin bir siyahın başkan seçilmesinin tepkisinin seferber edilmesidir. Fakat ne yaptı Trump? Şimdi bu çok önemli çünkü bu seçimi anlatmak istiyorum. Trump otoriter bir liderlikle zaten ağır aksak işleyen Amerikan demokrasisini mahvetti. Bu işte yani check and balance denen yani kontrol ve denge sistemi yargının bağımsızlığı temsilciler meclisi ile senato arasındaki dengeler en önemlisi valilerle federal hükümet arasındaki yani eyaletler
sevgili izleyiciler, oradaki eyaletler devlet, states, United States of America, onların her biri bir devlet. Yasaları ayrı, kanunları ayrı. Mesela şimdi Georgia'da senato seçimi yapılacak, senatör seçimi yapılacak ve büyük olasılıkla senatodaki çoğunluğunu da kaybedecekler. Çünkü orada Georgia'nın kendine özgü seçim yasaları var, farklı, federal yasalardan ayrı. Yani bunları bilmek lazım. Şimdi işte bu seçim, yani Trump'ı reddeden seçim, Amerika'da seçmenin 4 milyon oy fark var arada. 4 milyon oy, yani Biden Trump'tan fazla oy aldı. Öbüründe Hillary 3 milyon fazla oy almıştı. Trump ama eyaletlerde kazandığı için başkan olmuştu. 3 milyon aleyhinde oya rağmen. Fakat ben bu Trump kadar yüzsüzünü görmedim hocam ya. Bu kadar farka rağmen adam hala şeyi çıkartıyor ya. Evet, hala hır çıkartıyor. 4 milyon. Şimdi bunu hemen bağlıyorum. Bu seçim bence Amerikan seçmeninin bir siyahı başkan yaptıktan sonra gelen tepkiyle Trump'ı seçmesinin ve Amerikan demokrasisinin yozlaştırılmasının tepkisidir. Ve doğrusu ben hakikaten beklemiyordum, açık söyleyeyim. Ben Trump ikinci dönemi kazanır zannediyordum. Pek güvenim yoktu demokrat inancına seçmenlerin. Fakat inanılmaz bir biçimde demokrasiye, kendi demokrasilerine sahip çıktılar. Dolayısıyla Biden'ın seçilmesi seçmen açısından, Amerikan demokrasisi açısından fevkalade olumlu bir olay. Bunu bütün Amerika böyle görüyor. Daha doğrusu özgürlükten ve demokrasiden yana olan bütün Amerikalılar böyle görüyor. Fakat özellikle Orta Doğu, dünyayı AB'yi bırakalım. AB çok memnun çünkü Trump AB'ye de dirsek çevirmişti. Biden onunla birlikte çalışıyor. İşte demin söylediği gibi Türkiye politikasını bile Carpenter'ın söylediği gibi birlikte yapacaklar. Fakat bakınız, yani Trump'ın şeyini hatırlayalım. Bir defa Arap Baharı denilen olayda onu yapan Obama yönetiminin başkan yardımcısıydı. Türkiye'yi model ülke diyen, ılımlı İslam'da model ülke haline getiren projenin sahibidir. Ayrıca Orta Doğu'ya Türkiye'yi hem yönlendirdi, Türkiye'yi götürdü, itti, hem de Orta Doğu'daki savaşta Kürtleri Türklere tercih etti. Ya gayet açık. Ayrıca bütün siyasi hayatı boyunca Rum ve Ermeni lobilerinin müttefiki olarak politikayı yürüttü ve öyle kazandı. Ve şimdi başka bir husus daha var. Halk Bankası yargısının Amerika'da davasının, daha doğrusu, biraz daha artık yavaşlatılması, engellenmesi durdurulacak deniyor. Böylece bir sıkıntı var. Ve bir de hiç unutmayalım, Biden doğrudan doğruya bu iktidarı demokrasiyi tahrip etmekle suçladı ve demokratik yollarla değiştirilmesi için müdahale etmek istediğini belirtti. Böyle şeyler var. Dolayısıyla Biden'ın Amerikan seçmeni açısından çok olumlu, doğru, demokratik görünen başarısı, zaferi Orta Doğu'da ve Türkiye'de Amerikan emperyalizminin hiç de olumlu bir biçimde değişeceğine ilişkin ipuçları vermiyor. Tam tersine benim izlenimim, emperyalist tutum ve davranışlarının hem Orta Doğu'da hem Türkiye'de hepimizi zora sokacak bir biçimde şiddetlenerek devam edeceği konusundadır. Evet. Hocam, bugün çok önemli bulduğum bir konu daha var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün ekonomi masası toplantısı yaptılar. Gazetelerin ve televizyonların ekonomi editörleri ve yazarlarının, programcılarının bulunduğu da bir toplantıydı bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmayları var ve iş adamları, iş çevrelerinin temsilcileri, sendika ve diğer meslek örgütü temsilcileri de vardı. Bunu sürdürecekler. Bu cuma günü Adana'da olacak. Biz de Adana'daki bu ekonomi masası toplantısına Tele1 olarak, Tele1 ekonomi editörü arkadaşımız büyük bir olasılıkla, bir aksilik olmazsa katılacak. Fakat ondan önce meclis grup toplantısında, yani dün yaptığı meclis grup toplantısında önemli bir sorun var. Sayın Erdoğan'a yönelik önemli bir iddiası var. Şimdi bu böyle iler tutar bir iddia değil. Bir iddia ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı bu bölüm. Seyircilerimiz isterse buna ulaşabilirler. Biz de ana haber bülteninde verdik. Videoda Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki haberde, açık açık rüşvet aldın diyorum diyor Erdoğan'a. Açık açık. Rüşvet aldın diyorum
diye ilan ediyor Kılıçdaroğlu ve diyor ki korkudan dava bile açamıyor. Niye? Belgesini hakime göstereceğiz diye. Şimdi ya bu çok büyük bir iddia. Bu basında, yani biz bir haber yaptık bunu. Bugün biraz daha öne çıkarttık fakat basında, medyada böyle bir olay yokmuş gibi davranılıyor. Tıpkı Berat Albayrak'ın istifası gibi. 27 saat sonra hocam. Son evet, dakika diye verdiler ya. Kitapta toplatıldı zaten. Evet. Yasaklandı ve toplatıldı. O kitap, evet, o kitap ayrı. Bu konuşmasındaki bir iddia hocam. O kitapta 20... diyor biz. O kitapta diyor biz bunu açıkladık. Onun için toplattılar diyor. Yani. Fakat belgeyi orada koymuyor. Kitapçıkta belge yok. Gördüm evet, ben. Evet. Bunu mahkemeye göstereceğiz diyor. Şimdi 27 saat sonra Berat Albayrak'ın görevinden affı kabul edildi diye son dakika haberi yaptılar. Ya 27 saat sonra son dakika haberi yapanları bu ülkede hala kim izliyor ben merak ediyorum. Değerli seyirciler, dostlarınız varsa, komşularınız varsa, ahbaplarınız varsa, iş arkadaşlarınız varsa uyarın lütfen. Bu ülkede Maliye Bakanlığı'nın istifa ettiğini ancak 27 saat sonra açıklayan bir televizyon kanalı, bir haber kanalı olamaz, bir gazete olamaz, bir internet sitesi olamaz. Dakika dakika haber yapılan bir ülkede. Her dakika haber akıyor. Ekranlardan, televizyon ahizelerinden, elimizdeki cep telefonlarından, internet sitelerinden haber akıyor her dakika. Ama 27 saat, bakın kendisine merkez medya diyen NTV, CNN, Türk gibi televizyon kanalları ve bu televizyon kanallarının etrafındaki internet siteleri ve diğer kanalların tümü 27 saat boyunca veremediler. Peki ilk veren kim oldu? Hemen veren kim oldu? Tele1 oldu. Tele1 verdi. Tıpkı buna benzer bir şey. Sayın Erdoğan için diyor ki açık açık rüşvet aldın diyorum. Korkudan dava bile açamıyor. Niye? Belgesini hakime göstereceğiz diye. Benim buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na da bir çağrım var. Bu böyle olmaz. Sayın Erdoğan'ın dava açmasını beklemek olmaz. Madem elinizde bir belge var, bunu götürüp savcılığa suç duyurusunda bulunmalı ve dava açmalısınız. Madem böyle bir belge varsa. Ama iddia çok vahim. Ya şimdi bunu söyleyen herhangi birisi değil. Ana Muhalefet Partisi'nin lideri, Türkiye'deki alternatif iktidar gücünün genel başkanı, bir ittifakın lideri, Millet İttifakı'nın lideri, fiili lideri diyelim. Öyle bir liderlik tanımı yok ama en büyük partinin başkanı, genel başkanı olduğu için. Açık açık rüşvet aldın diyor Sayın Erdoğan'a. Ve belgesi elimde diyor. Bu milletin bunu bilmeye hakkı var. Doğruysa da yanlışsa da bilmeye hakkı var diye düşünüyorum ben hocam. Evet, belgeyi açıklaması talebinize ben de çok katılıyorum. Ben bu şeyle başladınız, damadın istifasıyla. Ben bu istifanın kabulü veya istifa ile ilgili iki gün sonra, bugün çünkü konuştu değil mi? Ben yanılmıyorum, iki gün geçtikten sonra konuşuyor Sayın Erdoğan. Ve diyor ki görevden affını diledi diyor. Aynen yazdım. Görevden affını diledi. Biz de bu talebi kabul ettik diyor. İki gün sonra hemen hemen. Ama ben öyle görmüyorum olayı. Ya hiç kimse öyle görmüyor. Çünkü olay öyle olmadı. Damat Instagram hesabından bir istifa açıkladı. Görevden ayrıldığını belirtti. İstifa etti. Yani böyle beni affedin ben gideyim bilmem ne falan filan gibi olaylar olmadı. Üstelik medyaya yansıyan bilgilere göre Anadolu Ajansı'na başka yerlere, başka muhabirlere konuşan içerideki kaynaklar, yani AKP'li kaynaklar Anadolu Ajansı'na da haber vermişler. Ama Anadolu Ajansı bunu iletişim başkanlığıyla kontrol etmek istediği zaman iletişim başkanlığı durun bekleyin, açıklamayı bekleyin filan diye durdurmuş. Onun arkasında da işte ya o ben istifa ettim diyecek. Sonra işte onun taraftarları, troller de aman yapma istifayı geri al filan diyecekler. İşte Cumhurbaşkanı da zor durumda kalacak filan kaygıları gibi. Bunlar tabii yorum, bilmiyoruz ne olduğunu ama bildiğimiz bir şey var. Instagram yayınında mektubu yayınladı. Beni affedin filan da demedi. Ben istifa ettim gidiyorum dedi. İki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür ederim iyi hizmet etti. İşte affını diledi. Ben de kabul ettim filan diye. Olur mu böyle şey canım? Yani hiç.
Doğru hocam. Hocam sonuna geldik. İzin verirseniz evet. Bir konuda bir açıklama yapmak istiyorum. Sayın Muharrem İnce, CNN Türk televizyonundaki tarafsız bölgeye katılmış. Tarafsız bölge programını. CNN Türk çok tarafsız ya hocam, biliyorsunuz. Yani orada evet, tarafsız tabii. Bölge diye bir program var. Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu bir program. Kendisi Hürriyet'in de genel yayın yönetmeni. Şu anda en büyük troll medyası diyebiliriz bunlara. En büyük yandaş medya. Yani 27 saat sonra haber veren televizyondan söz ediyorum. Şimdi Sayın Muharrem İnce buraya katılmış ve demiş ki, ya niye tarafsız bölgeye, niye CNN'e çıktın diye soruyorlar bana seyirciler. Herhalde mesaj geliyor cep telefonuna. Bunu bana soranlar, sorsunlar niye Tele1'e çıkamıyorum, niye Halk TV'ye çıkamıyorum, niye Karate'ye çıkamıyorum diye. Vallahi Sayın Muharrem İnce'ye ben bir şey söylemek isterim. Buyursun, istediği zaman söyleyecek sözü varsa Tele1'in kimi çıkarıp kimi çıkarmayacağını ancak Tele1'in yönetimi, Tele1'in yayın kurulu, Tele1'in genel yayın yönetmeni karar verir. Yani CHP izin vermeden buraya kimseyi çıkaramazlar gibi bir laf etmiş. Hani hocam siz buradasınız şimdi, siz bu kanaldasınız. Ve benim de adımı geçirmiş. Ben geçenlerde de demiş Merdan Yanardağ'a bir mesaj attım. Doğru, bana mesaj attı. Ben de cevap verdim Sayın Muharrem İnce'ye. Çünkü Cüneyt Akman'ın programına katılan konuklarımızdan biri Muharrem İnce'nin iktidarın yol vermesiyle, yönlendirmesiyle hareket ettiğini söyledi. Konuklardan biri, yani Tele1 mensubu değil. Ve Tele1'i temsil eden programın yapımcısı, bizim arkadaşımız Cüneyt Akman, programın sunucusu aynı zamanda, müdahale etti. Dedi ki ya şimdi hani böyle demek çok ciddi bir iddia, bir de burada yok kendisi hani buna bu iddiaya yanıt veremez. Ben de bunu söyledim. Dedim ki çünkü böyle bir iftira atıyorsunuz filan diye bana bir mesaj attı. Dedim ki Sayın İnce, biz iftira atmayız. Siz bizi tanımıyorsunuz galiba yeterince. Programı da izlemediğiniz anlaşılıyor. Tam tersine Tele1'i temsil eden arkadaşımız orada sizin hakkınızı, hukukunuzu korudu. Fakat şunu söylemek isterim. Sayın İnce'nin yolu açık olsun. 27 saat sonra halka haber veren televizyon kanallarına çıkmaya devam etsin. Bizi de orada sözüm ona karalamaya çalışsın. Yolu açık olsun. Ama şunu söylemek isterim. İstediği zaman gelsin burada tartışalım. Tartışalım. Birikimi, bilgisi, yeteneği ne kadar yetiyorsa o kadar tartışalım. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir saygısızlık olmaz. Kalkacaksın iktidar medyasında Türkiye'nin bağımsız medya kuruluşlarını suçlayacaksın. Ayıptır böyle bir şey. Her şeyden önce Muharrem İnce'nin temsil ettiği anlayışa sığmaz. Yakışmaz böyle bir tutum. Biz kimsenin iznine tabi olmadan hareket ediyoruz. Hakkımda açılmış 27 tane dava var Sayın İnce. İktidar tarafından açılmış. Her gün ben adliyeye, karakollara gidiyorum. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir talimat daha geldi. Biz böyle yayın yapıyoruz. Bir kaplan kafesi içinde boğuşuyoruz. Dışarıdan gazel okumanın gereği yok, anlamı da yok. Saygısızlığın da anlamı yok. İstediğiniz zaman haber değeri taşısın. Sizde biz bir haber değeri görmüyoruz. Mesele bundan ibaret. Önemsizleştiniz. İnsanları Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzüstü bıraktınız. Mesele bundan ibaret. Bir karşılığınız yok artık toplumda. Sizi CNN Türk, Habertürk, NTV filan tepe tepe kullanacak bir süre. Daha sonra da buruşuk bir peçete gibi bir kenara atacaklar. Yani bizi niye bunları söylemek zorunda bırakıyorsunuz anlamıyorum. Hocam bunu söylemek zorundaydım, kusura bakmayın. Tarafsız bölgeye çıkıp Türkiye'nin bağımsız birkaç medya kuruluşu var. Onlara saldırmak hiç yakışık alan bir şey değil. Hayır, ben yani tabii bu ilk defa işliyorum bunları. Ama bu olayı duyunca aklıma gelen ilk çözüm bizim arkadaşımızın programına gelsin. Yani hayır, böyle bir talebi yok. Ya benim cevap hakkım doğdu, ben katılmak istiyorum dese gelir katılır. Bizim böyle bir ambargomuz da yok. Defalarca söyledik. Ama Sayın Muharrem İnce'nin haber değeri taşıyan ne yaptığını merak ediyorum ben. Ne yapıyor gerçekten? Türkiye'nin evet, büyük kan dolaşımı içinde nerede yer alıyor, ben bunu merak ediyorum. Yok böyle bir şey. Kendisinin adı geçen programa gelsin, konuk olsun canım. Evet, herhalde karşı çıkacak. Ben buradan Cüneyt Akman arkadaşımız herhalde dinlemiştir. Cüneyt Akman arkadaşımız kendisini davet etsin, buyursun, katılsın. Ben de gerektiği gibi kendisini karşılarım, ağırlarım burada. Olay bundan ibaret. Üstelik Cüneyt Akman, ben programlarını seyrediyorum. Bu söylediğiniz programı kaçırmışım veya o bölümünü kaçırmışım. Çok değerli program yapan ve birinci sınıf bir arkadaş. Yani onun programında yok, o programdan ziyade Tele1'i suçluyor hocam. Yani. Ayrıca da çok doğru bir müdahalede bulunmuş. Yani çok doğru bir müdahalede bulundu.
öyle suçlama yapmayın filan diye. Ben yani, kendisine yazdığım cevapta, cevap metninde dedim ki videoyu edinebilirseniz tekrar bir izleyin. Yani izlediğiniz, söylediğiniz gibi değil. Ay gelsin, Cüneyt'in programına katılsın canım. Yani arkadaşımızın programına gelsin. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Kendisini davet edecektir arkadaşlarımız. Peki, evet, arada, hocam sonuna geldik. Evet, evet. Siz açtınız, evet. Ben veda ediyorum. 4-4. Evet. Evet, evet. Değerli izleyiciler, yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.